Arkadaşlar arkadaşlar, bu videoda GTO'da KYC doğrulama nasıl yapılır? Çok basit bir şekilde anlatacağım. Konuyu uzatmadan şurada sol üstte bir kafa sembolü var, bak ona tıklayın. Şuradan dördüncü sıradaki güvenlik merkezine tıklayın. Burada ne diyor? Identity. Identity yazan beşinci sıradaki arkadaşa tıklayın. Sonra personele tıklayın. Buraya telefon numaranızı girin. İkinci sıraya adınızı girin. Sertifika türünden istediğiniz pasaport, sürücü belgesi veya ulusal ID dediği kimlik kartınız, ulusal ID'yi tıkladığınızı düşünelim. Alt tarafa TC'nizi girin. Aşağıya gelin. Ne yapıyoruz burada? Ne diyor? Kartın ön yüzünü diyor. Sonra arka yüzünü, yani kimlik kartınızı. Sonra diyor bir de böyle bana diyor fotoğrafın içinde sen olacaksın. Kimlik kartın olacak. Bir de GTO ID'in yazan bir tane kağıt olacak diyor. Ben anca böyle ikna olurum. Beni kandıramazsın diyor. Bu GTO ID nedir? Çıkalım sayfanın başına. Bakın yukarıda yazıyor. GTO ID. Bu GTO ID ile bu kağıda yazdığınızda, bu üçlü kareyi hazırladığınızda, bu onayla ve gönder tuşuna bastığınızda sayfa onaylanıyor. KYC'niz incelendikten sonra onaylanıyor. Zaten hata verdi mi size dönüş yapıyorlar. Şimdi KYC yapmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. KYC yapmadan GTO borsasında alsat yapabilirsiniz. Vadeli işlem yapabilirsiniz. Veya başka borsadaki cüzdanlarınıza para gönderip alabilirsiniz. Hiç problem yok. Tek farkı site içindeki bazı özellikleri kullanıma açıyor. Atıyorum nedir bunlar? Yeni giren bir coin diyelim. Bu daha kazım aşamasındayken, daha piyasaya çıkmamışken satın alma imkanı veriyor size. KYC doğrulaması yapanlara. Böyle ufak tefek hareketleri var. Bilginiz olsun. Doğrulamak zorunda değilsiniz. Yani ben bir yıldır kullanıyorum. Daha fazladır kullanıyorum. Doğrulamam hiç yapmadım. Mesela şimdi yapacağım. Yaparken de sizin için videoyu çekiyorum. Hadi arkadaşlar, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bol kazançlar.